Evet, akşam kahvesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ender Yorgancılar konuğumuz. Az önce Ender Başkanım, uygulanan ekonomi politikalarında bazen 180 derece hakikaten farklılıklar olduğunu söylemiştim Avrupa Birliği ile Amerika arasında. Özellikle Amerika'da şu an bu resesyonu aşmak için de farklı yaklaşımlar ve uygulamalar geliştiriliyor. Dolayısıyla onlara baktığımız zaman acaba biz nasıl bir pozisyon almalıyız, biz nasıl bir farklılık yaratmalıyız bu anlamda ki tekrardan canlanmayı sağlayalım. Mesela notlarıma baktığımız zaman parasal genişlemeyi durdurarak eski pozisyonu muhafaza etmeyi ve öngörülemeyen tarihlerde de faiz arttırıma gitme olarak yorumluyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman AB Merkez Başkanı'nın da Euro'yu yükseltmeye niyetimiz yok diye bir açıklaması var. Bu açıklamayı nasıl okumak lazım? Yani iç piyasadan artık ümidi kestiler de ihracata yönelik bir canlılık ve arttırmayla bu büyümenin tesis edilebileceğini, dolayısıyla da Euro'nun belli bir seviyede hatta biraz daha da düşürülerek tutulması gerektiğini mi acaba öngörüyor? Bunda mı, böyle bir uygulamada mı acaba Avrupa Birliği canlanmayı ve üretimi bu şekilde bir istihdamla arttırabileceğini öngörüyor? Şöyle değerlendiriyorum bunu. Dünya ticareti ve sanayisi batıdan doğuya doğru kayma sürecinin tam içinde. Tam tersi çünkü Amerika'nın uyguladığı politikanın. Evet. Bakın, dünya ticareti ve sanayisi batıdan doğuya doğru kayıyor. Yani bu doğunun tanımı neresi? Türkiye Cumhuriyetler, Türkiye, evet. Hindistan, Çin'e doğru böyle bir kayışın içinde. Bunun sebebi ne? Bunu tabii bir tek biz görmüyoruz. Tabii. Amerika'da görüyor, Avrupa Birliği de görüyor. Ne yaptılar? Petrol fiyatları geçen sene %115-120 dolara kadar çıktı. Bugün 45 dolarlar civarlarında. 20 dolara kadar ineceği söyleniyor. Ki hep tartışılır zaten ülkemizde. Ama bir gerçek var ki geçen sene 115 dolar olan bir petrol fiyatı bugün 45 dolara geldiyse önemli bir bizim cari açımıza olumlu etki edebilecek bir sürecin içindeyiz şu anda. Ha, bu rakam benim 2015 yılı ile ilgili eğer 60 dolar civarlarında olursa ortalaması 12 milyar dolar gibi bizim cari açımıza olumlu bir etkisi olacak. Geri dönüşüm olacak. Şimdi esas Türkiye'nin karşısındaki en önemli risklerden bir tanesi az önce sizin hem Amerika ile ilgili hem de Avrupa ile ilgili bahsettiğiniz faiz artırımlarından normal satış kanallarının dışında güçleri birleştirme yöntemini ön plana çıkarmaya başladılar. Hı. Yani satış kanalları derken Avrupa'daki iç pazar, Avrupa'nın ihracatı, Amerika'nın iç pazarı tüketimi ve Amerika'nın ihracatını bunları bir blok haline getirmek istediler. Bunun da adına TTIP anlaşmaları dediler. Evet. Atlantik ve Transatlantik ülkelerin de hatta bu sistemin içine ilave etmeye başladı. Evet. Şimdi bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Yani Avrupa Birliği'nin herhangi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili imzalayacağı bir serbest ticaret anlaşması ve bu serbest ticaret anlaşmasına ilave olarak da transatlantik ülkeleri de bu sistemin içine girdiği takdirde dünya ekonomisinin %70'i bir serbest ticaret anlaşması şemsiyesinin altında bütün ürünleri rahatça satıp alabilir duruma gelecekler. Çok büyük bir havuz oluşmuş olacak aslında. Biz bu %30'un dışında kalacağız. Evet. Şimdi Türkiye bugün Gümrük Birliği'ne, Gümrük Birliği Anlaşması var. Evet. Ama Avrupa Birliği üyesi değil. Gümrük Birliği Anlaşması'ndan dolayı, oradaki taahhütlerimizden dolayı bizim sorumluluklarımız var ama sistemin dışında kalıyoruz. Dolayısıyla bu ne demek? %70'lik pazarı olan, gücü olan bir sistemin Türkiye pazarına bunu istedikleri fiyatlarla Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesiyle gümrüksüz gönderebilme ama bizim yollayacaklarımızda kota veya gümrük gibi şeylerle, engellemelerle karşı karşıya kalabileceğimiz bir durum var. Bu Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli. Bizim mutlaka ve mutlaka bu sistemin içinde yer almamız gerekiyor. Veya Amerika Birleşik Devletleri ile ayrı bir serbest ticaret anlaşması imzalayıp onların vasıtasıyla bu sistemin içine girmemiz gerekiyor. Veya Avrupa Birliği sistemiyle bu işin çözülmesi gerekiyor. Bunu hükümetimiz de gayet iyi biliyorlar. Sürekli gündemlerinde. Takip edilen bir konu. Dolayısıyla bu konunun çözümü Türkiye'nin gerek üretim gerekse ihracatı açısından önümüzdeki süreçte birinci gündem maddesidir. Peki işsizlik konusuna değinecek olursak bu önemli, çok önemli bu bahsettiğiniz. Umuyorum Türkiye bunun dışında kalmasın tabii. O dediğiniz süreçleri yakalamak için. 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi.
2023 için de öngörülüyor bu. Dolayısıyla evet. Baktığımız zaman bu %3,5 25 büyüme bin dolar galiba, kişi başı gelir. Gelir. Ama büyümeye de baktığımız zaman 3,5. Yani bunu diyorsunuz ki Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız zaman başarı. Bu başarılı ama gelişmekte olan ülkelerle buna mukayeseye vurduğumuz zaman başarılı olduğumuz söylenemez. Bunu %6'lara çekmemiz gerekiyor ve sürekli bir şekilde sürdürülebilir olarak istikrarlı bir şekilde her dönem, her yıl bunu tekrarlayan bir periyotta gerçekleştirmemiz lazım ki biz hem ihracatta bu hedefi tutturalım hem de istihdam yaratarak işsizlik rakamlarını da %10'lardan daha aşağı seviyelere çekelim. İşte 700 bin mezun var ama kaç bin tane de işsiz var şu an. Yani doğru. O rakam ne oldu onu da siz daha iyi biliyorsunuzdur ve giderek de artıyor. Dolayısıyla bunu nasıl tesis edeceğiz acaba? Bu şimdi, bahsettiğiniz zihniyetin oturtulmasını, uygulamaya geçirilmesini ya da... Şimdi bakın işsizliği ortadan kaldırmanın tek bir yolu var. Birincisi sanayileşmek olması lazım. İkincisi de girişimcilik olması lazım. Girişimci olduğunuz müddetçe yeni iş yerleri açacaksınız. Ve burada da yine istihdam etme imkanınız söz konusu. Yatırım yapacaksınız. Yaptığınız yatırımın karşısında yine istihdam etme imkanınız var. Bugün eğer bizim Türkiye'nin %10,3'lere gelen işsizlik oranını evet. aşağı çekebilmemizin tek yolu tamamen sanayileşmekle gerçekleşti. Bunun başka hiçbir yöntemi yok. Peki bu 3,5'luk büyüme 6'ya çıksın diye söyleminiz hakikaten o şekilde ancak istikrarlı olursa bu büyümeyle o kadar ilgili, kolay mı? İki katı neredeyse hemen. Şöyle hani söyleyeyim. Baktığımız bakın, zaman 3,5-7 ama 6 diyorsunuz siz. Büyümeyi, bir aşağısı. Tabii büyümeyi ortaya çıkarken bazı etkenler var. İşte özel sektörün yatırımı, kamunun evet. yatırımı, ihracatımız, bunların oranları bir sürü parametreden sonra büyümenin o %3-3,5'luk ortam şeyi çıkıyor. Benim bu sene 2014 ile ilgili tahminim 3,2-3,3 civarlarında bir büyümeyi Türkiye gerçekleştirir. Tabii Avrupa'daki ülkelere baktığımız zaman sıfır olan, eksi olan evet. Ortalaması bu civarlarda gezen bir yapının içinde Türkiye'nin 3'ün üzerindeki bir büyümesi hakikaten başarılı. Ama bugün Avrupa Birliği'ndeki ülkeler Türkiye'nin rakipleri değil. Bizim rakiplerimiz Hindistan, Çin, Brezilya gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri. Biz eğer büyümeyi 6 ve 6'nın üzerinde sürekli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz takdirde işsizlik de otomatik olarak aşağı iniyor. Türkiye'nin geçmişteki 10 yılı ile ilgili büyüme ve işsizlik oranları ile ilgili benim çok güzel bir tablom var. Keşke evet. onu yanımda getirseydim. Büyüme arttıkça işsizlik aşağı düşüyor. Evet. Büyüme arttıkça enflasyon aşağı düşüyor. Tabii. Yani o tablo doğru olsaydı orantılı. Tabii onu gösteririz. Direkt olarak evet. Faydası olacak. O açıdan 6 ve üzeri Türkiye'nin işsizliğine çok önemli katkı sağlayacak olan bir büyüme ama olarak. Bu kadar da kolay değil herhalde 6'ya çıkartmak değil mi Ender Başkanım? Yani nasıl o aslında mekanizmaları biz özel sektör gelişti? Olarak... Birden hani 3,5'tan 6'ya keşke öyle bir şey olsa hani tesis edilse de biraz da zamana dayalı bir süreçle herhalde ben gerçekleşecek o mi acaba? Ben o fikirde değilim. Olayı biraz daha böyle geniş bir resimden bakacak olursak, evet. dünya ticaretinin %1,9'unda biz rol alıyoruz Türkiye olarak. Evet. Yani daha sonra Türkiye'nin yapabileceği, satabileceği çok önemli bir pazar var dünyada. Evet. Bizim toplamda şeyimiz yani pazar payımız %2 civarında ithalatla ihracatımız. Bu kadar az. Az. Çok az. Yeter ki şey biz değil. Hiçbir şey değil. %2'si nedir bütün yani? Dünyanın. Bugün evet. dünya dediğiniz zaman bu kadar büyük bir yer değil aslında. Evet. Bizim aslında 2023'teki hedef dünyadaki her evde bir Türk malı sistemini gerçekleştirebilsek o rakamlar çok rahat ulaşılır. Evet. Bakın dünyada her evde bir Türk malı. Evet. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde zaten o rakamları çok rahat yapabiliriz. Ne yapılması lazım? Türk sanayicisi yurt dışındaki sanayiciyle eşit evet. şartlarda aynı şartlarda üretim yapabilir hale gelsin. 160 milyar dolar, 500 milyar dolar hemen yapar bu ülke. O müteşebbislik var. O tesis edilmesi de evet. bu şekilde böylelikle gerçekleşir diyorsunuz. Tam bu noktada yine Bakan Zeybekçi'nin bir açıklaması var. Bu girdi tedarik stratejisinden bahsediyor. Evet, bu gites. Vizyon gerçekleştirilirse ancak diyor büyümeyle cari açık arasında dengeli bir tablo, dengeli doğru. bir çizgi sağlanmış olabilir. Şimdi bu şöyle, gites girdi tedarik stratejisiyle ilgili evet. yapılan bir çalışma. Biz o çalışmanın içinde ben de bulundum. 7 tane sektör seçildi. İşte demir çelik, tekstil, gıda, evet. Türkiye'nin en önemli sektörlerinin öne içinde. Çıkan. İthalatı azaltan, yerli üretimi arttıran bir şeydir. Çalışmada çok faydalı bir çalışma. Evet.
özellikle yatırım ortamını iyileştirme konuları, yani YÖİK diye tabir ettiğimiz sistemi içinde tartışılan bir konudur evet. bu. Evet. Örneğin mesela diyelim ki demir çelikle ilgili. Türkiye bugün demir çelik ihracatı çok olan bir ülke. Ama öbür tarafta baktığınızda demir çelik hurdası ithal eden en önemli ülkelerin de başında geliyor. Evet. Dolayısıyla bu hurdayı ithal etmeden bunu cevherden veya başka bir şekilde Türkiye'de toplayarak elde edebilme yöntemlerini üzerinde çalışan bir sistemdir bu. Çok hoş, çok güzel, çok da faydalı tabii ki. Evet. Yani o zaman bu sürekli konuşulan cari açıkla dediğiniz gibi büyüme arasında da denge sağlanmış olacaktır diye düşünüyorum ama bu yeni herhalde değil mi? Bu GİTES devreye sokulma süreci ne kadar oldu? 3-4 senedir çalışılan 3-4 sene oldu. Konu. Evet. Burada bütün sivil toplum örgütleri görev alıyorlar. Hepimizin sorumlulukları var. Mesela bizim makine sektörüyle ilgili, kimya sektörüyle ilgili, demir çelik sektörüyle ilgili, odalar birliğimizin görevleri var. 7 sektörle ilgili. Evet. Bunlarla bizim birliğimize ait olan kısımlarını biz tamamlayıp yapılan toplantılarda Sayın Bakanımızı ve katılan tüm müsteşarlarımızı bilgilendiriyoruz. Çünkü bu tek başına yapılacak olan bir şey değil. Evet. Bir kanunun yasanın çıkabilmesi için 3-4 bakanlığı, 5-6 bakanlığı ilgilendiren konular var. Orada eylem planı ortaya çıkıyor. Sonuçta belli olduktan sonra Sayın Bakanımızın koordinasyonunda ilgili bakanlıklar bir araya gelerek hepsi bir bunları çözüp sonra eyleme dönüşüyor. Uygulamaya geçiyor. En önemli noktası uygulamaya geçme kısmı. Teşviklere bakacak olursak sizin orada da mutlaka çözmemiz lazım diyorsunuz ki İzmir'de fabrikaların büyük bir kısmının da Manisa'ya taşındığını söylüyorsunuz. Aslında Manisa... Yani İzmir, Manisa, yani Ege olarak ele aldığımız zaman hakikaten bir geniş bakalım sizin o tabirinizle. Aynı yani Ege bölgesinin bölge olarak bir kalkınma Doğru. içine girmesi için yanı başımız sonuçta. Oraya verilen niye hani İzmir'e verilmesin? Oradaki OSB'lere verilen katkının aynı oranda buraya yapılmasını istiyorsunuz ki bizim OSB'ler de dolsun ondan sonra zaten yenileri, doğru mu anlamışım? Yapılsın ve teşvik edilsin diyorsunuz. Yani dolmadan da bir hareket anladığım kadarıyla edilmesinin yanlış olacağını öngörüyorsunuz. Şimdi şöyle, ben analiz etmeyi çok severim. Evet. Yani bir ezbere konuşmak benim yapım değil. Bir şeyin cevabını vermek için evveler araştırma yapmak gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bizim Atatürk Organize Sanayi Bölgemizden, Kemalpaşa'dan, dışarıdan gelen yabancı yatırımcıların bu kadar OSB'lerde boş yer varken Mayıs'a buradaki mevcut fabrikasının taşımasının sebebinin altına gittim sordum. Yani neden gidiyorsunuz? Ne yatıyor diye. Yani? Sebep ne? Burası birinci bölge. Manisa'ya gidersek üçüncü bölge dediler. Sonra OSB'lerde olduğu takdirde işte onu da benim çok dile getirmemle sonuçlanan bir şey. Bir üst bölgeye verildi. Evet. Şimdi İzmir'de OSB'de bir yatırım yaparsınız. İkinci bölge, Manisa'da yaparsınız. Dördüncü bölge. Önemli farklar var. Ben dedim ki bizim organize sanayi bölgelerimiz dolana kadar. Evet. Çünkü bunların hepsinin altyapıları yapıldı. Yolları, hazır elektrikleri. Hepsi. Yani yarın birisi gelse alın tapuyu fabrikanızın inşaatına başlayın deme imkanımız var. Evet. Bunlar doğana kadar komşu ilin teşviklerinden yararlandırılsın. Şimdi Sayın Bakanlarımızla da görüştük. Yeni bir teşvik uygulaması ile ilgili çalışma yapıyorlar. İzmir'le ilgili de bazı değişiklikler var diyorsunuz. Şeyler olacak. İnşallah. İnşallah bunlar açıklandıktan sonra ben de gerek İzmir'in çevresindeki OSB'lerle ilgili doluluğun daha da artacağına inanıyorum. Çok önemli çünkü gerçekten bunlar yıllardır dile getirilen konular. Evet. Ve umuyorum sizin de girişimlerinizle yatırımlara ağırlık verilmesi. Yani çözüm olsun. Odalar ne yapıyor diyorlar ya işte odalar bunları yapıyorlar. Evet. Etkin rol oynaması bu işin bu ve kısmında. Ve çözümü tabii. Ve çözüm üretme kısmında kesinlikle çok da önemli. Yani teknoloji açısından. Kullanan değil, üreten olmak artık. Aynen bir nevi, öyle. Değil mi? Biraz süreci de dönüştürmek gerekiyor çünkü aslında. Çünkü ithale bağlı yaşadığınız müddetçe, üretmediğiniz müddetçe tüketen bir toplumların sonuçları hep belli olmuş dünyada. Bizim de o hale gelmememiz gerekiyor. Evet. Türkiye öyle bir ülke olamaz. Geç bile kaldığımızı hatta düşünüyorum. Olamaz. Belki çok daha öncelerden dediğiniz uygulamaların yapılması gerekiyordu. Peki İzmir'e baktığımız zaman başladık zaten işte bu OSB'lerle siz. Gelinen nokta itibariyle hep her şeyde platformda tartışılıyor biliyorsunuz. Bir kısım işte yerinde sayıyor. Bir kısım hayır efendim sanayisinden turizmine kadar bir canlanma var. Ama bir yandan baktığımız zaman da hep konuşuluyor bu.
Yani uygulamaya yönelik olanları biz mi göremiyoruz ya da başkaları mı göremiyor da sürekli biz bunları konuşur hale geliyoruz. Örneğin bir marka şehir olma yönünde, değil mi? Sürekli bir söylem, sürekli bir toplantılar, paneller. Yani 10 yıl önce de yapılıyordu. 2015'e geldik, hala o paneli niye olamama adına bu çalışmaları devam ettiriyoruz ve neden bunlar uygulamaya geçmiyor? Mesela İSKA'nın bu yönde açtığı çok da güzel bir marka kent oluşturma strateji ihalesi vardı. O acaba ben takip edemedim mesela. Bilmiyorum siz edebildiniz mi? İçindesiniz çünkü aynı zamanda yönetimdesiniz. O marka stratejisi yazılmış olsa gerek. Yani uygulama sürecinde mi bir aksaklık çıkıyor ki biz hala bunları panellerde, salon toplantılarında tartışıyoruz da artık bir türlü uygulamaya geçemiyoruz. Hani siz dediniz ya program öncesi bir eylem planı şeyimiz var, sorunumuz var ve bunu harekete geçiremiyoruz. Ben de bir programda demiştim. Acaba harekete geçme konusunda mı bizim bir sıkıntımız var Ender Başkanım? Şimdi çok uzun belki dolandırdım ama özetlemeye kısaca çalıştım. İzmir'le ilgili konudan başlayayım ben. Şimdi İzmir aslında yani tartışmayalım artık kısaca onu demek istiyorum. Sempozyumlar, konferanslar, sunulan önerileri hangisi uygunsa bizim bünyemize kent olarak uygulayalım bir an önce. Eylem bolluğu var. Evet. Uygulama kısmında evet. Biraz sıkıntı var evet. Dediniz. Şimdi şöyle bakmak lazım. İzmir aslında geri kalmış, yeteri derece gelişmemiş gibi muhtelif zamanlarda muhtelif konuşmalar. Oluyor. Hem İzmir'le tabii. Hem de İzmir dışındaki dışından da görüş olarak ortaya çıkıyor. Bunların olması gayet doğal. İnsanın olduğu yerde fikir vardır. Tabii tabii. Fikrin olduğu yerde de ifade etmesi vardır. Dolayısıyla ifade edilebiliyorsa bu. Ben en azından dinlerim. Bir de işin gerçek tarafı var. Evet. Bir şeyi değerlendirirken doğru mu değil mi diye her görüşün doğru olacağı diye de bir şey yok. Tabii tabii çok doğru. Dolayısıyla böyle bir fikri alıp bakarsınız doğru mu değil mi diye. Bunu bazı kriterlerle doğruluğunu yanlışlığını ortaya çıkarma imkanı var. Yurt dışına gelen misafirler İzmir'e eğer 3 sene 4 sene gelmediyse 5 sene gelmediyse geldiğinde çok önemli büyük değişim ve farklılık olduğunu görüyorlar. Bakın İzmir'e 4 sene 5 sene gelmiş gelmeyip olan kişinin evet. Buraya sonradan geldiğinde büyük bir değişim olduğunu görüyor. İzmir bugün Türkiye'de toplanan verginin %10'unu burada karşılıyorsa evet. Demek ki burada bir üretim var. Var. Evet. Burada bir sanayi var. Burada evet. Bir ticaret var. Burada bir turizm var. Burada evet. Bir tarım var. Evet. Burada bir iş gücü var. Ve bunun neticesinde ortaya bu değer çıkmış. Ama şu da var. İzmir'in şu anki konumu bugünün sorunu değil. İzmir geçtiğimiz 10-15 yıl içinde çok önemli göç almış olan bir ilimiz. Evet. Dolayısıyla bu almış olduğu geçle şehrin genel yapısına baktığınızda zaten işte bir çanağın içindeyiz. Evet, evet. Yeniden kentsel dönüşüm projesiyle bu şehir çok önemli atılımlar yapacağına ben inanıyorum. Evet. Hükümetimizin açıklamış olduğu bu kentsel dönüşüm kapsamı içinde bu Bayraklı'daki yeni kent merkezi o bölge tamamen zaten yine Expo'nun yapılacağı incir altındaki yüz değiştirecek bölge. Bu bölgeler inşaat sektörüne açıldığı takdirde o zaman İzmir'in çevresi zaten çok değişip evet. Gelişecek. Bu yapılan hafif raylı sistemlerin bitmesi evet. Özellikle Bergama ile Selçuk arasındaki sistem çalışırsa evet. Yurt dışından gelen turistlerin hem Efes'i kullanma hem Bergama'yı aynı anda gidip görüp ziyaret edebilme. Şehir içinde doğru. Bunların ziyaretleri. Çandar Limanı bittiği zaman İzmir'in limanının kruvaze turizmiyle ilgili daha ön plana çıkabilmesi, daha rahatlaması gibi önemli projeler var. Zaten dünyadaki örneklere baktığınızda bunlar bu şekilde gelişiliyor. Evet. Peki hep kongreler şehri olsun. Bir dönem işte Expo ile birlikte sağlık turizmi ön plana çıksın. Fuarlar şehri. Fuarlar şehri olsun ki ta Behçet Uz'dan yanılmıyorsam o dönemden beri böyle bir mesela söylem ve hedef var. Programımıza gelmeden önce evet. Sabah fuar alanımızı gezdim. Evet. Hakikaten çok güzel olmuş. Görmediyseniz tavsiye ederim. Yeni fuar alanı. Yeni fuar alanını gezdim. Çok önemli daha, bir evet. Gelişme var. Gerek açık sahaları, holleri, toplanma alanları, kuleden gezdirdiler. Son derece başarılı. İnşallah orası açıldığı zaman zaten bir yılda en fazla 30-32 tane fuar yapılabilme süreci var. Evet, fuar süreçlerine takvime bağlı yaptığınızda. Ama buranın bir avantajı var. Holler birbirlerinden ayrı olduğu için
Burada aynı anda 2-3 fuarı da düzenleyebilme imkanı söz konusu olacak. Çok iyi. İnşallah oranın da İzmir ekonomisine önemli katkısı olacağını düşünüyorum. Ne zaman planlanıyor? Valla bu önümüzdeki yıl açılacak. Açılacak. O zaman tamamıyla herhalde artık bütün organizasyonlar. Tabii hepsi oraya gidecek. Belki hani kitap fuarı gibi daha düşük katılımlı olan küçük fuarlar şehir merkezinde kalabilir ama ayakkabı, gelinlik, mermer gibi özellikle mermer çok önemli bir şey. Tekne fuarı yapılabilme imkanı var. Çünkü hollerin yükseklikleri ona göre yapılmış orada. Çok güzel. Çok önemli bir girdi sağlayacak İzmir ekonomisine. Müthiş. Dolayısıyla da ciddi bir katkı sağlayacak. Tabii. Yani hem o bölgeye hem de İzmir'e. Evet. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz ama şu iş güvenliği konusuna da biraz değinelim istiyorum. O konuda da ciddi bir yasal düzenleme yapıldı ama bir ona keza da gün geçmiyor ki bir iş kazası, bir işte maden kazası, bir asansör kazasıyla işçilerimizin vefat haberini duymayalım. Maalesef. Yani çok sık oldu bir de özellikle bu ara üst üste. Bu yasal süreçte ama bir yandan baktığımız zaman yani fabrikalara gittiğimiz zaman mesela danışmanlık yapıyorum ben de gidiyorum. Bazen de bakıyoruz ki kafasına o bareti geçirmeye şey yapıyor istemiyor. Yani zorla bir takım o proseste yer alan uygulamaları işçiye yaptırabiliyorsunuz. Çünkü alışmış hani böyle gelmiş böyle gider gibi. Bir de böyle bir durum var. Böyle olduğu zaman da dolayısıyla hem bir yasal prosedür hem de o yasal prosedürün getirdiği yaptırımların uygulanma süreci açısından acaba biz sağlıklı bir şekilde bu iş güvenliğini fabrikalarda ya da uygulanması gereken işte mecralarda uygulayabiliyor muyuz sizce? Yani yeni şimdi, düzenlemeyle tabii birlikte özellikle vurguladığı nokta. Bu düzenlemelerin yapılması gerekliydi. Evet. Son derece önemli. Yapıldı. Ancak düzenlemeyi yapıyorsunuz. Siz çok güzel bir şeye demin temas ettiniz. Evet. Ben de bir sanayiciyim, işverenim. Evet. Geçen gün fabrikada aşağıda geziyorum. Bir arkadaş elinde elektrikli bir aletle kalıpların üzerini düzeltiyor. Evet. Ben ona demişim ki iş güvenliği yasasına göre gözlük takmadan bunu kullanma imkanı yasak. Yasak. Yanındaki duvarda da gözlük takmadan işbaşı yapma diye tabela var. Uyarısı var. Yanına gittim, gözlüğün nerede dedim. Misal yani buyurun. Bakın şimdi gözlüğün nerede? Çekmeceyi açtı, burada abi dedi. Peki bunun sana faydası nerede dedim. Çekmecede. Çıkardı, taktı. Ondan sonra işine devam etti. Şimdi o anda gözlüğü takmadan orada herhangi bir iş kazası olsa kim suçlu? Siz. Ben suçluyum. Aslında bu yeni yasada şu olması lazım. İşveren her türlü sorumluluğu almak mecburiyetinde mi? Evet, mecburiyetinde. Evet. Ama teslim ettiği iş güvenliğiyle ilgili malzemeyi işçi kullanmadığı takdirde o zaman onun sorumlusu işçi olması gerekiyor. Ki yani işçinin sorumluluğu evinden çıkıp tekrar evine girene kadar işveren sorumlu. Tabii o servislerle ilgili olan kısımlar yani da bizde. Yani yemek molaları, paydos sonrası da dahil bu bakın sürece değil mi yasayla? Bakın en fazla iş kazasının olduğu iki tane sektörümüz var. Bir tanesi inşaat, bir tanesi de madencilik sektörü. Evet. Bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gayet doğaldı. Ama bunun genelde yapılması belki lazım. Belki daha spesifik bir şey başkanım yapılması gerekiyor bu iki sektörle ilgili. Ne dersiniz bilmiyorum ama. Şimdi iş yani, kollarına göre bunun dünyada yapılan uygulamaları tabii var. Tabii derecelendirme tabii, sistemi. ILO sisteminde bunlar hepsi açıkça belirtilmiş. Evet. Bunlara göre yapma imkanlarımız mevcut. Alınacak tedbirler de var. Unutulmuş da vardır. Evet. Revize edilir, yenilenebilir. Ama önemli olan bir şeyi alıp da bunu yazmak, ortaya koymak değil. Bunu uygulamak lazım. Evet. İşte az önce kendi iş yerimdeki örneği verdim size. Evet. Gözlüğü vermişim, kullan demişim. Duvarda yazıyor, çekmecede duruyor. Evet. Benim onun başında 8 saat nasıl durup da o gözlüğü? Eğitimini vermişim. Hayır, belki siz gittikten sonra tekrar rahat edemeyip çıkarıp i̇şte, öyle devam edecek. Bunun da bir müeydesi yani olması lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla tekrardan bir acaba elden mi geçmesi gerekiyor bu? Yeni düzenlemenin revize edilmesi mi gerekiyor? Konuşmanın daha uygulamaya başında bir şey söyledik. Eğitim dedik. Hani şu faciaları da yaşamayalım. Evet, eğitim. Konuşmanın başında ilk konuştuğumuz eğitim dedik. İstediğiniz kadar bu gözlüğü verin, bareti verin, iş güvenliğiyle ilgili maskelerinizi verin. Evet. Ama onu takma bilincini insanın aklında oluşturamadığınız müddetçe verdiğiniz yan koruyucu önlemlerin hiçbir faydası yok. Eğitim dediğiniz zaman da aslında bakarsanız pek de iç açıcı bir tablo yok. Siz de bahsettiniz. Yani çok basit bir kıstasla hani değerlendirecek olursak Türkiye'de ne kadar kitap basılıyor, Avrupa'da ne kadar kitap basılıyor. Hani şu aradaki farkı bile ortaya koysak herhalde artık söyleyecek bir şey kalmıyor. Ama eğitim sisteminin de hakikaten yani ne yapılacaksa bir an önce yeniden bence bir
uygulamaya yönelik kısmı bakın çok önemli. Yani yapılanlar tamam çok güzel uygulamalar var ama örtüşüyor mu gerçekten, uygulamada bir başarı sağlanabiliyor mu, buna belki bakmak lazım. Yani sonuçta biz bunu tesis edemiyoruz belli ki. Yani bizim, hep eğitim sonuçta karşımıza çıkıyor. Yani ülkemizin şeyi var. Eğitim okuma, şart hani Cem Yılmaz'ın dediği o klasik tabir. Ama okuma hani alışkanlığımız yok bizim. Yapışmasın dilimize bu tabirde. Evet. Bizim okuma alışkanlığımız yok. Yok maalesef. Olmadığı çok doğru. İçin izlemeyi çok seviyoruz. Konuşmayı çok seviyoruz. Evet. Ama İzlemeyle konuşmanın insan aklında kaldığı süreçler farklı yapıya göre. Ama Türkiye'nin ortalaması 15-17 gün diye tabir ediyor. 17 gün sonrası geçmişten hatırlamıyor insanlar. Evet. Ortalama da bu evet. Şey. Dolayısıyla bizim buna bakarken izlemekten, konuşmaktan ziyade esas okuyarak anlama sistemini, ona faydası olduğunu, o ürünü veya koruyucuyu mutlaka kullanma mecburiyetinde olduğunu buna eğitimle verebiliriz. Evet. Zaten böyle bir teknolojik dönemde her şey multimedya. Hani okumayı değil videodan izlemeyi artık gazetelerde de öyle bir süreç herhalde. Önümüzdeki yeni medya düzeni onun üzerine konumlanacak gibi görülüyor. Aynen. Her şeyi tabletlerden hani izleyip artık okuyup değil videolaştırarak zannediyorum öyle bir süreç de bekliyor bizi. Belki bütün yapılanmaları, bütün şeyleri, planlamaları da bunun üzerine kurmak gerekiyor aslında. Amerika'dan bir konferansı birisi gelmişti Ankara'ya. Evet. İsmini burada söylemiyorum. Çok enteresan bir şey söyledi. Önümüzdeki 100 yılda fabrikaları bir bekçi, bir de 2 veya 3 tane köpek bekleyecek dediler fabrikalarda. Biz dedik neden bu, nasıl olacak? Bütün üretim sistemi robota dönecek. Eyvah. O da kötü başkan. Peki köpek ne yapacak? Köpek işte dışarıdan gelen birisi olsa onu engelleyecek. Bekçi ne yapacak? Ona yemek verecek dedi. Bu hakikaten gülüyoruz ama yani o noktaya ya, da insan gücünü ama, düşünecek olursak o kadar da olmasın bence. Olsun mu bilmiyorum yok, nasıl insan yani olmadığı yerde zaten böyle bir şeyin olması imkan yok. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün cebinizde kredi kartınız var. Evet. Elinizde iPad'iniz var, cep telefonunuz var. Siz bugün uluslararası bir satın alan veya satabilen insan konumundasınız. Evet. Yani Türkiye bugün bu hale geldi. Evet. O açıdan bizim girişimciliğimizi arttırıp dünyada ne olabiliyorsa gerek al, alamıyorsan sat, satamıyorsan alıp da sat. Ki bilişim üzerinde müthiş bir Böyle bir potansiyel var. Bunu çok iyi bir şekilde hayata geçirecek girişimcilerimizin, hem kadın girişimcilerimizin hem genç girişimcilerimizin rol alması gerekiyor. Çok kısaca kadın girişimci demişken kadın konusuna da değinmeden geçmeyelim. Hakikaten baktığımız zaman gelişmişlikten bahsediyoruz. Sanayide kalkınmadan yerel kalkınmayla bunun olacağını söylüyorsunuz. Çok güzel de tespitleriniz var ama yani kadına şiddetin arttığı bir dönemde yeterli sayıda temsil edilemediği, yani bu cinsiyet ayrımcılığının ön planda olduğu ve bunu bir türlü biz ortadan da kaldıramıyoruz. Söylemlere bile döküldü bakın, artık dünya iş kadını, iş adamı demiyor, iş insanı diyor. Yani bütün dernek isimlerini bile bir ara biliyorsunuz tartıştık hani değiştirilsin, iş insanları tabiri diye kullanılsın diye. Bunu da yerleştirme gayretimiz var iş dünyasındaki insanlar olarak. Dolayısıyla bu kadının temsil edilme oranında siyasetten medyaya, yani iş dünyasına, sanayiye kadar her kademede ve açıkçası bu şiddet eğiliminin de biraz azalması için siz bir sanayici olarak baktığınız zaman hem nasıl bir tablo görüyorsunuz, hem bu gidişatı tersine çevirmek için, diyeceksiniz ki çok uzun cevabı bunun ama yani başlıklar halinde belki artık kapatacağız programımızı. Çünkü bakış açınızı merak ediyorum. Çok bir türlü yükseltemiyoruz çünkü. Özetle şöyle söyleyeyim. Bakın ben kendi kurumumdan söyleyeyim. Bizim Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda geçen dönem 4 tane, bu dönemde 5 tane hanım meclis üyemiz var. Evet. Şimdi bu meclis üyesi sayılarının artması lazım. Ama artabilmesi için mutlaka buralara aday olunarak geliniyor. Evet. Aday olması için de iş dünyasındaki iş sisteminin içinde olmaları gerekiyor. Evvela kadınlar, kadın erkek aynı üniversiteden mezun oluyorlarsa Türkiye'deki, evet, aynı eğitimleri alıyorlarsa, dolayısıyla iş gücüne girme süreçleri geldiğinde, yani üniversite bittikten sonra evlenip evinde oturmayı tercih eden bir düzen var. Bugün o kadar çok üniversitelerde üst düzeyde okul birincisi, ikincisi, üçüncüsü gibi mezun olmuş insanlar, bayanlar var ki ama iş hayatının içinde değil. Evet. Şimdi bu sistemin mutlaka oluşuyor olması lazım. Yani kadın erkek iş dünyasının içinde olduğu takdirde, işte hatta kadınların çok daha erkeklere göre pozitif görebildikleri, erken
evet, algıya daha ayrıntılı şeyler var. Başarılı oldukları avantajlar da başarılı ortada. Yani çeşitli ama örneklerimiz de var. Tabii. İzmir'de gurur duyduğumuz son derece güzel görevlerde yer alan. Sizin gibi mesela siz de bu program konusuyla ilgili. Geçmişteki başarılarınızla ilgili çok güzel örneklerden bir tanesiniz. Bizim bu sayıları arttırmamız lazım. Bu tabii siyasette de aynı şekilde, meclislerde aynı şekilde. Evet. Burada tabii siyasi otoritelere de, parti başkanlarına da çok önemli görevler düşüyor. Şimdi önümüzde milletvekili seçimleri olacak. Şimdi bakın mesela İzmir'den kaç tane kadın adayı koyacaklar. Hep beraber göreceğiz. Bu sayılar arttığı müddetçe sistem zaten kadının olduğu yere daha yumuşak bir ortam oluşuyor. Evet. Ben evlerden bunu çıkartmak yaşadım. Gerekiyor kadını. Aynen çalışmaya öyle. Teşvik etmek gerekiyor. Artık çocuk sayısı bunda da ne kadar etkili o konuda da ben bir şey demeyeyim. Çünkü 3 çocuk diye de bir yaklaşımı var biliyorsunuz. Geçmiş başbakan, şimdi artık cumhurbaşkanımız. Tabii ki onun da bir haklılık payı mutlaka nüfus açısından baktığımız zaman var. Ama bir yandan da gerçekten kadının dediğiniz gibi iş yaşamına yönlendirilmesi, çalışması ve bu dinamikler içinde yer alması adına önemli. Yani okuyup da en azından görev alması, yöneticilik olur. Yani ne her ne yapacaksa ya da girişimci dediğiniz gibi. Yani son yıllarda teşvik edilir oldu. Çok bir son de derece şey, üst aynen, düzeyde girişimcilik. Son bir şey söyleyip ilave etmek istiyorum. Bakın önümüzdeki süreçte hangi şirketler, kurumlar başarılı olacak diye bir analiz yaptırmıştım. Çok önemli. Burada ön plana çıkan ortaklık kültürü sahip kurumlar diğer kurumlara göre daha ön plana çıkıp başarılı olacağı sonucu çıktı. Yani bizde iş birliğine... Yani doğru insanların bir araya gelerek ortak iş yapma kültürü, paylaşma kültürü. Doğru işe doğru insanı delege etme konusunda da galiba biraz bizim sıkıntımız var. Bir parça da ondan ben kaynaklandım. Tabii eskiden soruyordunuz mesela bir yere geldiğinde kimin yakınısın diye sorulurdu. Evet. Ama şimdi senin özelliklerin nedir konumu daha ön plana çıkan bir süreçteyiz biz. Evet, evet. Artık siz eskiden geldiğinizde mesela şunun yakını olarak işe başlıyordunuz. Hı hı. Ama bugünkü ortamda şu kişinin yakını değil de sizin kişisel özellikleriniz, aldığınız eğitiminiz, becerileriniz daha ön plana çıkan bir sürecin aslında içindeyiz. Aslında olması gerekeni söylüyorsunuz. Olması gereken de bu. Yani bu noktada bunu yakalamak gerekiyor ve ilerleyen süreçte de bunu aynı şekilde öbür sürdürmek gerekiyor. Öbür türlü adama gerekiyor. Göre iş imkanı. Çünkü bu aile şirketlerinin en önemli sorunlarından bir tanesi. Çocuk makine mühendisi diye okumuş. Evet. Ama babası diyor ki işte sen makine mühendisi okudun ama bizim şirketin en önemli yeri kasası, muhasebesi. Sen muhasebenin başına geç. Adam hiç muhasebeyle okumamış. İşi yok, alakası yok. Evet. Yani aile birey orada olacak diye bir söz konusu değil. Çok doğru. İzmir için bir mesajınız varsa hadi onunla noktalayalım Ender Başkanı. Ben de kapatayım müsaadenizle ben, programı. Ağzınıza sağlık. Çok İzmir'i, da keyifli bir söyleşi oldu. İzmir önü açık olan bir şehir. Önce onu söyleyeyim. Ben bütün dünyayı gezen, seyahat eden bir kişiyim konumum itibariyle. Hakikaten bu şehrin kıymetini bilmek lazım. Şikayet etmekle iş bitmiyor. Akıl yoluyla, taşın doğru kişiyle, elinizi taşın altına koyarak bir şey yapılamıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Bunu ne şekilde çözebiliriz diye az önce ifade ettiğim gibi ortak aklı masada konuşarak. Evet. Bakın, ama ortak masada aklı, da bırakmayarak Ender Bey. Evet, yani onu ortak da ne olur aklı masada konuşarak, mutabık kalarak, senin doğrum benim doğrum değil, İzmir'in ortak doğrusuna akıl koymak kaydıyla bu şehir önü açık ve tüm olan bunları bir da uygulamaya dökmek kaydıyla aynen diye öyle. Ben ilave edeceğim müsaadenizle. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Benim için çok keyifli bir söyleşi oldu. Umarım izleyicileriniz için de fayda sağlayıcı ve keyifli olmuştur. İnşallah. Biz başarılı çalışmalarınızı izlemeye sağ devam olun. Edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Mersin. Değerli izleyiciler, Akşam Kahvesi programının bu haftada sonuna geldik. TOB Başkan Yardımcısı, EPSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda tabii ki İzeltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'dı bu hafta konuğumuz. Önümüzdeki hafta farklı bir konuğumuzla yine Akşam Kahvesi programında sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.